Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir bu arada programıyla daha karşınızdayız. Bu akşam İdlib'i konuşacağız. İdlib ve çevresinde dönenleri konuşacağız. Biraz geriye dönük olarak sizlere zemini sunabilmek açısından bilgi vermeye çalışayım. İdlib, Suriye'nin bir ili. Yani bir kısmı Türkiye'ye komşu olan bir Suriye ili. Bir tarafında Halep var, bir tarafında Hama var, bir tarafında da Laskiye var. Bunlar da üçü de aynı zamanda Suriye'nin ili. İdlib, Suriye'de daha önce Rusya'nın da dahlinin olduğu yaklaşık 2000-2500 yerde hükümetle, yani yönetimle, yönetime karşı savaşan gruplar arasında anlaşmalar sağlanmıştı. Bunların bir kısmı hükümetin otoritesini tekrar kabul etmişler ve silah bırakmışlardı. Silah bırakmayı kabul etmeyenlerse bazı yerlerden İdlib'e gönderilmişti. Tabii çok büyük gruplar halinde gidenler nerelerden gitmişti? 2018 yılının ilk aylarında Kalamun denilen bir bölge var. Şam'ın kuzeyinde, Lübnan sınırında Humus'a doğru uzanan dağlık bir bölge. Buradan çıkan yaklaşık 3000 kişi gitmişti. Ama daha da büyük bir grup Guta bölgesinden, yani Şam'ın güneyinden çıkmıştı. Şam kırsalından daha doğrusu çıkmıştı. Yaklaşık 20 bin kişi. Ve bunlar İdlib'e gitmişlerdi. Bunlar silah bırakmayı kabul etmeyenlerdi. Ve İdlib'e gönderilmişlerdi. Diğer yandan Dera taraflarından ya da Güney Cephesi olarak adlandırılan bölgeden de yine 2-3 bin kadar militan İdlib'e gönderilmişti. Bunun yanında diğer birçok yerden de var. Ve aynı zamanda bunun yanı sıra İdlib'in kendisinde de oldu bitti militanlar vardı. Şimdi tabii İdlib bir dönem El Nusra'nın kontrolüne girmişti. Ve El Nusra, IŞİD'in işte Rakka'yı ilan etmesi, emirlik ilan etmesi sonrasında kendisi de aslında İdlib'i kendi emirliği ilan etmişti. Fakat hiçbir zaman için bunu hayata geçiremedi. Sürekli başka bir takım örgütlerle davranmak zorunda kaldı. Yani Türkistan işte İslam örgütü ve ona benzer bir takım örgütler gibi. Hurras-ı Din ve ona benzer. Gerçi Hurras-ı Din'le El Nusra arasında çatışmalar var. Ama bunların hepsi aslında El-Kaide bağlantılı olarak orada aralarında ihtilaf olmasına rağmen yönetime karşı savaşan örgütler. Ve bir şekilde başka örgütlerle zaten El Nusra olmaktan çıktı. Heyet Tahrir-i Şam diye bir şey oluşturdu. Ve zaman zaman da böyle ayrılmalar ve birleşmeler yaşadı. Bunun yanında şu da var. İdlib'de işte kiminin iddiasına göre 3 milyon kadar sivil var. Kim bence 1,5 milyon kadar var en fazla. Ama kimisi bunu 3 milyona kadar çıkartıyor. El Nusra İdlib'i ele geçirdikten sonra zaten bu sivillerin bir kısmı geçmişti. Suriye tarafına, yani Suriye yönetiminin hakim olduğu taraflara geçmişti. Diğer bir kısmı da Türkiye tarafına geçmişti. Bir kısmı da orada kaldı. Yani kaçma imkanı olmayanlar orada kaldılar. İdlib'de kaldılar. Peki başka ne var? İdlib aynı zamanda Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında hakim olduğu alanların da güney ve güneybatısına düşen bir yer. Dolayısıyla aynı zamanda buradan da görmek gerekiyor İdlib'i. Çünkü Türkiye'nin oralarda hakimiyeti var ama İdlib'teki bazı örgütleri de hem destekliyor Türkiye ya da desteklemese de doğrudan bunlarla bir dolaylı işbirliği halinde ya da koordinasyonla hareket ediyor. Bunun yanında tabii yaklaşık 2 yıldır Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyon için hazırlıkları tamamlanmış durumda. Fakat şu ana kadar herhangi bir şekilde giriş olmadı. Neden? İşte işin siyasal tarafına da bir bakalım. Çünkü Türkiye Suriye ordusunun buraya girmesini istemiyor. Yani bir taraftan işte var. Bu söylediğimiz Türkiye'nin hakim olduğu bölgeler var. Eğer
İdlib, Türkiye İdlib'teki örgütleri kaybederse sıra oraya geleceği için Türkiye Suriye ordusunun orada ilerlemesini istemiyor. Ama diğer yandan da zaman zaman işte çatışmalar oluyor. Bu çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde 2018'in sonlarına doğru yani Eylül ayında Türkiye ile Rusya oturdular. Türkiye'nin isteği üzerine bir ateşkes yaptılar ve orada bu ateşkes süreci başladı. Ve Türkiye'nin gözlem noktaları oldu, Rusya'nın gözlem noktaları oldu. Aralarında işte 20-25 kilometrelik bir tampon bölge oldu. Bu anlaşmaya göre silahlı gruplar ağır silahlarını bırakacaklar ve çekilecekler. Bunun yanında bu anlaşmayı kabul etmeyen bir takım gruplar da dahil olmak üzere terör örgütleri olarak ya da radikal olarak görülenler tamamen geri çekilecekler. Sadece ılımlar kalacaktı. Ve M5 karayolu denilen güneyden kuzeye doğru giden Hama'yı Halep'e bağlayan karayolu da boşaltılacaktı. Yani yönetime verilecekti. Fakat bunların hiçbirisi olmadı. Ve bu silahlı gruplar silahlarını bırakmadıkları gibi aynı zamanda bazıları yani işte Türkistan İslam Partisi gibi ve ona benzer bir takım örgütler yani Hurras'ın din gibi örgütler biz zaten bu anlaşmayı kabul etmiyoruz dediler. Dolayısıyla anlaşma en baştan aslında şey oldu. Yani tam olarak o kabul edilmedi. Ve sonrasında da geldik bugüne. Son birkaç gün içerisinde işte Suriye ordusunun operasyonları devam etti. Suriye ordusu o mağaratın Numan'ı da aldı ve sonrasında da Serakib'e dayandı. Hatta şu anda girmek üzere olduğu ya da girdiği yönünde haberler gelmeye devam ediyor. Ve tam da bu sırada Türkiye birkaç askeri konvoyu hareketlendirdi İdlib içlerine doğru. Ve sonrasında da işte Suriye ordusunun ateşi sonucu 6 asker hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre 5 asker 3 sivil galiba hayatını kaybetti. Ve bu tabii hem Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı bir takım açıklamalara sebep oldu. Türkiye tarafından sert bir şekilde açıklamaları sebep oldu. Ve sonrasında da şimdi İdlib'te neler olabileceği konuşuluyor. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin sözleri de var. Ve acaba Türkiye Suriye meselesinde Amerika ile birlikte mi hareket etmeye çalışıyor? Amerika neden Türkiye'ye size yardımcı oluruz dedi. Çünkü biliyorsunuz aralarında problemler vardı. Rusya bu işin neresinde? Suriye yönetimi neresinde? Örgütler neresinde? Ve bütün bunlar İdlib meselesini nereye doğru götürecek? İşte bütün bu meseleleri konuşmaya çalışacağız. Uzun bir girizgah olduğunu farkındayım. Ancak bir şekilde İdlib'te nelerin olduğunu önce bir ortaya koymak gerekiyordu. Şimdi bakalım konuğumuz ve diğer konuklarımız neler konuşacaklar, neler söyleyecekler bu konuyla ilgili olarak. Stüdyo konuğumuz gazeteci Hediye Levent. Hediye Levent biliyorsunuz Lübnan'daydı. Şu anda Türkiye'de yakın zamanda bir Orta Doğu başkentinde göreceğiz kendisini. Müjdeyi de verelim. Şam'da göreceğiz artık. Şam'da başlayacak. Birkaç gün sonra gidiyor. Dedik gitmeden önce gelsin, önce burada güzel bir sohbet yapalım, sonra gönderelim. İkinci konuğumuz Sezin Öney olacak, akademisyen, gazeteci. Skype'la bağlanacağız ve İslam Özkan, yine akademisyen, gazeteci, kendisine telefon bağlantısı yapacağız. Ve bu konuları çerçevelendirmeye çalışacağız. Evet, Hediye Levent, şimdi İdlib. Orta Doğu'da neler oluyor diyeceğim ama demeyeyim. İdlib niye bu kadar önem arz ediyor? Nedir yani İdlib deyince aklımıza gelmesi gereken? Kimle? Hangi ülke açısından? Rusya, i̇şte, Türkiye, Şam. Bu da bir girizgah sayılabilir. Hangi ülke açısından olursa olsun. Şimdi son gelişmeleri... Hepsini de sıralayabiliriz tabii arka arkaya. Bakacak olursak Türkiye'den başlayalım. İdlib'e Türkiye neden girmişti? O dönemlere geri dönecek olursak eğer... Türkiye'nin temel amacı Suriye'de işte silahlı vekalet savaşının sona erdiği dönemde Suriye sahasında varlık oluşturmaktı. Bunu da uzunca bir süre zaten desteklemekte olduğu silahlı gruplar üzerinden gerçekleştirmekti. Yani eğer sahada olursak masada da oluruz şeklinde bir yaklaşım söz konusuydu o dönemde. Aynı zamanda sahada Amerika da vardı. Rusya ve Amerika arasında böyle bir bilek güreşi dönemi yaşanıyordu. Türkiye biraz daha işte biraz Rusya'ya biraz Amerika'ya yaklaşıp o dönemde pozisyon yarattı kendisi için. Rusya'da Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin biraz hani çatlaklık yaratmak için daha doğrusu
Türkiye'ye İdlib'e giriş için yeşil ışık yaktı. O dönemde zaten hava sahasını açmasıyla söz konusu olabildi Rusya'nın, tabii Türkiye'nin İdlib'e girişi. Türkiye'nin bir başka amacı da orada kendisine yakın, yani desteklediği grupları Suriye içinde tutmaktı. Bir başka amaç, yani amaçlardan biri de o dönemde işte kanton yönetimleri vardı. Haseke'den Afrin'e kadar, yani İdlib'in sınırında, hemen Afrin'de zaten. Türkiye sınırı boyunca ilerliyordu bu kanton yönetimleri o dönemde. Rojava dediğimiz bölgeden başlayıp mümkünse o kanton bölgelerinin arasında, yani hatları kesmek de Türkiye'nin temel amacı. Zaten İdlib'den hemen sonra da Afrin'e yönelik askeri operasyon gelmişti. Velhasıl Türkiye'nin o dönemde böyle bir takım amaçları vardı. Temelde birkaç amacı saydık zaten. Rusya'nın temel amacı ise İdlib meselesinde yine Türkiye'yi daha çok işte bölgesel siyaseti gözeterek oyun içinde tutmaktı. Çünkü Türkiye sonuçta NATO üyesi bir ülke ve Rusya'da bölgeye daha yeni giren bir ülke. Tabii bölgede doğal olarak ABD ve Rusya arasında ciddi çekişmeler var. Türkiye'nin birçok konuda desteği Rusya açısından önemli. Ardından zaten Akkuyu geldi, işte S-400 geldi vesaire vesaire. Ancak bu noktada tabii bir başka şey daha var. Mesela Şam açısından bir nokta daha var, İdlib'in önemi açısından. Şimdi senin de biraz önce programı açarken belirttiğin gibi Suriye'nin birçok yerinde Suriye ordusuyla silahlı gruplar arasında yapılan anlaşmalarla birlikte çok sayıda cihatçı olan olmayan silahlı grup İdlib'e tasfiye edilmişti. İdlib hani stratejik açıdan, işte ekonomik açıdan, ticari açıdan vesaire çok önemli bir nokta değildi 2-3 yıl öncesine kadar Suriye içinde. Bu nedenle Şam açısından listenin, böyle işte kurtarılması gereken bölgeler listesinin en altlarındaydı. Zaten Türkiye sınırının olması sebebiyle Türkiye'nin de İdlib'deki sürece dahil olmaması halinde İdlib'in tamamen kurtarılması söz konusu değildi. Bu durum hala geçerli. Bu nedenle Şam açısından da hani İdlib'in böyle bir pozisyonu vardı. Hem Türkiye'yi oyun içinde tutmak için, hem işte diğer bölgeleri temizleyip daha sonra İdlib'e dönmek için, genel hatlarıyla bu şekilde sıralayabiliriz. Evet. Peki şimdi bunu bir de taraf ülkeler açısından değerlendirelim. Yani Rusya mesela dediğimiz zaman İdlib için neler söyleyebiliriz? Türkiye dediğimiz zaman ve Suriye dediğimiz zaman. Bunları biraz daha açabilir miyiz? Yani biraz önce belirttiğime ne açıdan ek yapabiliriz onu bilmiyorum ama mevcut, evet, durum açısından mı söylüyorsun? Evet. Son gerginlik açısından. Son gerginlik açısından şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bir kere sahada tansiyonun çok yükseldiğini söyleyebiliriz. İkincisi, şimdiye kadar Türkiye uzunca bir süre ABD ve Rusya arasında top çevirerek, amiyane tabirle, İdlib'de ve Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde askeri varlık edindi ya da kendisine yakın grupları oralara yerleştirip işte daha da hani köklenmesini sağlamaya çalıştı. Ama artık Türkiye'nin, yani Rusya'nın hiçbir şekilde İdlib'e yönelik operasyondan vazgeçmediğini de biliyoruz. Bu sadece Rusya için Şam İdlib'i geri almak istiyor meselesi değil. Rusya için de kendi güvenliğine tehdit saydığı unsurlar var İdlib'de. Çünkü zaten orayı Heyet-i Tahrir-i Şam, Türkiye'nin de kabul ettiği bir terörist, El-Kaide uzantılı bir yapı yönetiyor. Zaman zaman yine haberlerde de denk geldiğimiz gibi işte Laskiye'deki Himeymim askeri üssüne ve Rus askeri varlıklarına yönelik işte silahlı dronlarla vesaire saldırılar da yapılıyor İdlib çevresinden. Bir başka nokta daha var o konuda aslında Rusya açısından. Rusya'nın son günlerde tavrının neden bu kadar sertleştiğini soracak olursak aslında, Rusya'nın biz Suriye üzerinden bölgeye bir giriş yaptığını zaten daha önceki programlarımızda da, hani seninle yaptığımız programlarda da konuşmuştuk. Şimdi artık Suriye'nin birçok yerinde günlük hayat normale dönmeye başlarken, işte Suriye nispeten çatışmaların durmasının ardından normal hayata dönmeye çalışırken, artık İdlib'in bir kılçık gibi orada durmaması gerekiyor. İdlib'de güvenliğin asgari düzeyde de olsa sağlanması gerekiyor ki artık Rusya oradan Lübnan'a zıplasın, işte Doğu Akdeniz gaz meselesine biraz daha konsantre olsun, Mısır'a yoğunlaşsın vesaire. Rusya açısından böyle bir durumda söz konusu. Türkiye açısından çok daha kritik durum.
Çünkü Türkiye şunu biliyor, Suriye sahasındaki askeri varlığı Türkiye'nin İdlib'deki sürece garantör olarak taraf olmasıyla birlikte başladı. Yani Soçi ve Astana süreçleriyle başladı. Orada o dönemin şartlarına göre bir meşru zemin oluştu Türkiye'nin İdlib'de bir gözlem noktaları oluşturması için. Bu meşru zemin, o dönemin şartlarına göre oluşan meşru zemin, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Türkiye varlıkları için söz konusu değil. Yani bir Elbap bölgesi, bir işte Fırat'ın batısı, doğusundaki bölgelere askeri operasyonlar yapılırken, İdlib'deki gibi bir, tırnak içinde söylüyorum yine, meşru bir zemin ya da birkaç ülkenin mutabık kaldığı bir zemin oluşmamıştı. Eğer Türkiye İdlib'den çıkarsa ardından Afrin gelecek, Elbap gelecek, Fırat'ın doğusu gelecek. Bu kesinlikle hani açık olan bir durum. Zaten zaman zaman Rusya'da, İran'da, işte zaten Şam çoktan istiyor. Türkiye'nin artık Suriye'den çekilmesi gerektiğini de dile getiriyorlar. Şimdi Türkiye eğer İdlib'den çekilirse desteklediği TSK ile birlikte hareket eden ÖSO grupları ne olacak? 10 binlere tekabül ediyor. Diğer taraftan orada özellikle İdlib'de çok ciddi bir cihatçı kitle var. Yani aileleriyle birlikte yine 100 binlere tekabül ediyor. Bunlar ne olacaklar? Türkiye eğer oradan çekilirse işte orada şimdiye kadar oluşturmaya çalıştığı işte siyasi yapılar, ki Suriye'nin geleceğine yani siyasi süreçlere dahil etmek üzere oluşturmaya çalıştığı siyasi yapılar desteksiz kalacak büyük ihtimalle. Onların bekası ne olacak gibi birçok durum söz konusu. Türkiye'nin bir başka kaygısı da yine Türkiye sınırı boyunca ya da büyükçe bir kısımda Rusya'nın belki yeşil ışık yakmasıyla, ABD'nin doğrudan desteklemesiyle, Şam'ın belki mecbur kalmasıyla ortaya da uzun vadede bir bağımsız Kürt devletinin ya da yarı bağımsız özerk vesaire bir Kürt yapısının oluşması Türkiye'nin kaygılarından biri de. Dolayısıyla Türkiye açısından İdlib köşe taşı diyebiliriz. Eğer İdlib'den çıkarsa arkası gelecektir. Evet. Peki. O zaman şöyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Yani bu sahadaki bundan sonra Türkiye'nin İdlib'de ilgili direnişi devam edecek herhalde bu durumda. Yani Türkiye burayı kaybetmek istemiyor çünkü. Bu durum Rusya ile ilişkilerde nasıl bir şeye yol açar? Bu işte kestirilmesi güç bir durum. Biraz önce söylediklerime bir şey daha eklemek istiyorum. Hatırlayacak olursak eğer, bu 2011'de Arap ayaklanması başlamadan önce Türkiye ile Suriye arasında bir başka mesele daha vardı. O mesele de şu, bu Doğu Akdeniz'deki gaz meselesi var ya, o önemli bir nokta. Hani İdlib'in işte Akdeniz, daha doğrusu Hatay'ın devamından Akdeniz'in en azından bir kısmını da nasıl diyeyim, etki alanı oluşturmak gibi bir etkisi de var. Bu yan tali amaçlardan biri olabilir. Onu da belirtmek gerekiyor. Bu çok hani Arap ayaklanması öncesi dönemden kalma bir dosya zaten. Diğer taraftan Türkiye ile Rusya arasındaki bu tansiyon nereye kadar çıkar? Yani iki ülkenin birbirine karşılıklı savaş açması falan, bu olasılık dışı, bir kere onu belirtmek lazım. Türkiye'nin gidip de orada Rus devriyelerini vesaire, yani Suriye'de İdlib'de vurması çok olası değil. Daha çok hani TSK'nın desteklediği ÖSO gruplarının işte Suriye ordusuna saldırması ya da karşılıklı saldırılarla belki devam edebilir. Rusya bir yerde Türkiye'nin canını yakacak bir takım adımlar atabilir, ki bu Libya'dan da gelebilir bu cevap. Aynı zamanda şu da söz konusu, yani Türkiye'nin tamam Suriye sahasında ABD gibi bir alternatifi var. Son zamanlarda zaten mesela Batı ülkeleri, Almanya gibi çeşitli ülkeler İdlib'e yönelik askeri operasyona şiddetle karşılar. Çünkü yeni bir göç akınını, hele hele cihatçılardan müteşekkil bir göçmen akınını hiçbir şekilde istemiyorlar. Türkiye biraz daha böyle ABD ve AB ülkelerinden destek bulmaya çalışacak gibi görünüyor. Bugünkü aslında Kırım meselesini oradan okumak da mümkün. Yani önümüzdeki günlerde muhtemelen siyasi açıdan karşılıklı şeyler gelecektir, ama Suriye sahasında Türkiye'nin özellikle İdlib ya da Fırat'ın batısı denilen bölgede Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani eğer Türkiye daha fazla ileri gitmeyi göze alırsa, bu doğrudan Suriye ordusuyla cephe savaşı anlamına da gelebilir. Suriye, Rusya'nın zaten bugün yaptığı açıklamalarda satır aralarında açıkça İdlib'in hava sahasının Türkiye'ye kapatıldığını ya da kapatmak üzere olduklarını, kapatmak niyetinde olduklarını anlıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin yani çok
büyük riskleri göze alarak ilerlemesi gerekiyor. Eğer İdlib'de tutunmak için ya da varlığını korumak için şey yapacaksa, yani ısrar edecekse. Belki evet. Önümüzdeki günlerde tansiyon biraz daha nispeten düşebilir ama Suriye ordusu da Rusya desteğiyle şu anda Serakip'e kadar ulaştı. Yani Ma'arat el-Numan ve Serakip oldukça önemli. Çünkü İdlib zaten minicik bir şehir ve şehir merkezine 10 kilometre gibi bir mesafedeler artık. Evet. Peki bir de tabii şu tarafını da görmek gerekiyor galiba. Yani Türkiye'nin oradaki ısrarı devam edecek ama bu Rusya'yla bir gerginliğe yol açmış olsa da şu anda çok da hani şey gibi görünmüyor. Aralarında bir çatışma olacak gibi görünmüyor. Yani çok da şey değil, yani kolay bir durum değil ama Rusya aynı zamanda Türkiye'ye burada terör örgütleri var ve yapmış olduğumuz bir anlaşma var ve biz bu anlaşma çerçevesinde hareket ediyoruz mesajını da veriyor galiba. Yani pratikte de bunu yapıyoruz ya yani. Evet. Bir şekilde. Bunu biraz anlatabilir misin bize? Yani bu anlaşma ne öngörüyordu, ne oldu da Türkiye'nin ve Rusya'nın karşılıklı bir takım açıklamalar oldu? Yani birbirlerini hem suçlayıcı hem de hayır aslında uygulayan biziz açıklamalarına yol açan. Aslında bu meseleyle ilgili dezenformasyonu belki Suriye meselesinin gereğinden fazla Türkiye iç politikasının eklemlenmesiyle açıklayabiliriz. Şimdi bu süreçte Soçi ve Astana süreciyle ilgili ya da Soçi ve Astana'ya atıf yapılan açıklamalarda Rusya'nın yaptığı açıklamalar gerçeğe daha uygun, daha paralel. Yani şu açıdan Türkiye'de özellikle son iki gündür sanki İdlib Türkiye'ye hibe edilmiş ya da ilhakına hani zemin hazırlanmış da son anda Rusya bundan vazgeçmiş gibi bir hava oluştu. Aslında değil. Şimdi Soçi süreçlerinde Türkiye hiçbir şekilde İdlib'e operasyon yapılmasını istemiyordu. Biraz önce saydığımız sebeplerden dolayı. Dolayısıyla yani uluslararası girişimler çöktü ve Rusya'nın başını çektiği bir Soçi-Astana süreçleri başladı. Bu süreçte de yine biraz önce saydığımız sebeplerden dolayı Rusya'nın ve hatta İran'ın da Türkiye'yi siyasi sürecin içinde tutmak için hani dahil etti Türkiye'yi ve İdlib'de bir çatışmasızlık süreci öngörüsüyle ya da işte niyetiyle bir takım yol haritaları hazırlandı. Ve çok önemlidir o Soçi süreçleri. İlk Soçi anlaşmasında Türkiye çok çok ağır vaatlerde bulundu. Temel olarak birkaç tane şeyi var. Birincisi oradaki radikal grupların tasfiye edilmesi. Radikal grupların ağır silahlarının toplanması, İdlib kırsalıyla işte Suriye ordusunun bulunduğu hatlar arasında yaklaşık 20 kilometre derinliğinde çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması, şu son birkaç gündür yine haberlerde sıkça adı geçen M4 ve M5 karayollarının trafiğe açılması gibi çok ağır vaatlerde bulundu Türkiye. Türkiye bu vaatlerde bulunurken bu vaatlerin hiçbir şekilde yerine getirilemeyeceği zaten çok açıktı. Yani Türkiye'nin tek başına oradaki radikal grupları, El-Kaide'yi tasfiye etmesi, bunlara gidecek bir yer bulması falan imkansız bir durum. Velhasıl yani çatışma süreçleri işte zaman zaman ateşkes süreçleri devreye sokuldu. Suriye ordusunun Rusya destekli operasyonu ne zaman şiddetlense işte Ankara bir kere daha işte diplomasi trafiği başlatıyordu. Moskova'ya yönelik bir kere daha ateşkes devreye giriyordu. Aslında ateşkes diye bir şey yoktu. Orada da Suriye ordusunun operasyonları biraz hafifletmesi söz konusu oluyordu ama şunu kesinlikle söylemek mümkün. İdlib'de hiçbir zaman birkaç günden fazla yaşayan ateşkes de olmadı. Bu niye önemli? Çünkü o Soçi anlaşmasında Türkiye ağır vaatlerde bulunduğu için ateşkesin izlenmesi amacıyla OTSK'nın gözlem noktaları İdlib'de kuruldu. Şimdi İdlib'de asla ateşkes süreci hayata doğru düzgün geçmediğine göre Rusya ve Şam şu anda diyor ki o TSK'nın gözlem noktaları da şu anda işlevsel değil. Yani kuruluş amaçlarına uygun değil. Çünkü izlenebilecek bir ateşkes de yok diye. Dolayısıyla bir meşruiyet tartışması da başlamış durumda. Ve sonuçta Türkiye'nin de bütün uluslararası deklarasyonlarda ya da zirvelerde belirttiği gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanıyor Türkiye ve İdlib'de Suriye toprağı en nihayetinde. Dolayısıyla Türkiye'nin İdlib'deki
hani ısrarı konusunda evet sonuna kadar direnecek gibi görünüyor ama pek tutunacağı gerekçe de yok elinde. Evet, şimdi tabii İdlib'in Suriye'nin toprağı olduğu tespiti programın en önemli tespiti. Bunu ya espri olsun diye de söylemiyorum. Gerçekten de öyle çünkü Türkiye'de mesela işte basına baktığımız zaman şeyden bahsediliyor işte. Rejim ordusu gitti işte İdlib'e saldırdı. Yani İdlib'i kuşattı falan gibi bir takım ifadelere rastlayabiliyoruz. Neyse bu da ayrı bir şey. Ama bu meselenin gerçekten Türkiye'de nasıl algılandığı da önemli. Yani halka nasıl anlatılıyor, halk nasıl algılıyor, nasıl görüyor İdlib'i? Bunu da kimle konuşacağız? Akademisyen gazeteci Sezin Öne ile konuşacağız. Başka şeyler de konuşacağız tabii. Önce bu soruyu yönelteceğiz kendisine. Şimdi Skype hattımızda. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Evet, nasıl algılanıyor Türkiye'de İdlib meselesi? Nasıl anlatılıyor ve anlaşılıyor? Bir kere Hediye zaten işin Rusya kısmını, Rusya'nın beklentilerini çok güzel anlattı. Peki Türkiye gerçekten ne bekliyor? Türkiye'nin en büyük beklentisi maalesef Suriyeli mültecilerin dönmesi. Yani daha önceden Barış Pınarı operasyonu bu şekilde paketlenmişti, bu şekilde kamuoyuna sunulmuştu. Ve hakikaten de Türkiye'de de insanlar buna inanmış gözüküyordu kamuoyu araştırmalarına baktığımızda. Bu yüzden Barış Pınarı'nı ağırlıklı bir, ezici bir çoğunlukla desteklediler. Evet. Fakat Barış Pınarı bir şekilde işte daha önceki programlarda da zaten hep konuştuk, kadük kaldı ve Trump'ın çıkışıyla ve işte askerleri, Amerikan askerlerinin geri çekişiyle ortada kaldı. Şimdi o konuyu biz hiç konuşmuyoruz aslında. Ne oldu, ne elde edildi vesaire de o konu kapanıp gitti. Şimdi Suriyeli mülteci söylenen bir başka alan oluşturmak lazım. Ve işte Türkiye'nin tabii ki bunun ötesinde Ankara'da buna inanan olduğunu zannetmiyorum ama en azından şu hayal muhakkak ki hala sürüyor. Ta Davutoğlu döneminden başlayan ama Davutoğlu'nun da belli ki tek başına mimarı olmadığı veya aslında düşüneni, tahayyül edeni olmadığı Suriye'de Türkiye'nin bir toprak iddiası olabileceği, orasının gerçekten bizim toprağımız olduğu gibi bir düşünce var. Şimdi bu hayalden ben vazgeçildiğini hiçbir zaman düşünmüyorum. Yani bu savaştan muhakkak Suriye'nin bir parçası elde edilerek toprak sahibi olarak çıkılmak isteniyor. Ya bu kadar yıkımdan sonra dahi, bu kadar Türkiye'nin dibinde yaşanan müthiş insanlık dramından, drama artık hafif kalıyor. Bu tüm yaşananlardan sonra hiç ders alındığını ben düşünmüyorum açıkçası. Bu arada işte bir anda işte Ankara'nın o hayal dünyası var hala süren, bir türlü ayılılmayan. Öte yanda da Türkiye kamuoyuna da bunun gayet güzel işte gene bir müteahhit zihniyetiyle pazarlanıp paketlerin satılması var. Mülteciler dönecek, işte evler inşa edilecek, TOKİ orada büyük yatırımlar yapacak vesaire. Ki kamuoyuna baktığımızda TOKİ'nin dahi yatırım yapması mesela çok sert karşılanıyor. TOKİ yaptığı yatırımını Türkiye'de yapsın. Mülteciler ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun gitsinler. Ya bu aslında korkunç bir durum. Kangren haline getirilmiş bir durum Türkiye'de. Çözüm üretilmemiş. Bunca yıl hiçbir şey planlanmamış, yapılmamış. Gerçekten işte entegrasyon içinde alınabilir. Bu nüfus burada nasıl eğitim görebilir, ne olabilir gibi hiçbir şey düşünülmeden bugüne gelindi. Şimdi de işte bu hayal gittiği yere kadar bunu oradaki çok son derece işte radikal bazı gruplar var bir yanda ama öte yanda da paralı askerler var. Bunlar ne olacak? Paralı askerler emekliye ayrılıp birdenbire işte yazlık alıp bir yerde oturacak değiller. Daha bu işte Libya'ya gönderilenlerle bazı röportajlar vardı mesela. Orada savaşmaya ve para almaya devam etmek istiyorlar. Nerede olursa olsun. Bir dava meselesi falan da değil. Dolayısıyla onların savaşmaya devam edeceği bir alana da ihtiyacı var Ankara'nın. Böyle de bir başka yaratılmış sorunla karşı karşıyayız. Onlar hakikaten ne olacaklar? Türkiye vatandaşı olup Türkiye'de gelip yaşayacaklar mı mesela nedir? Vaat edilen bir sürü şey var Libya'ya gidenlere mesela.
Bütün bu sorunlar işte önümüzde duruyor ve daha da büyütülmüş halleriyle karşımıza çıkıyor. Elbette Türkiye'nin yani Ankara'sında da farklı farklı düşünenler vardır. Hükümeti bilemiyorum ama ordunun içinde herhalde bütün bu durumlar en zor çünkü. Savaşı yaşayanlar bilirler. Herhalde sıkıntı yaratıyordur muhakkak. Libya'nın politikasının mimarı denen Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da birdenbire mesela Cihat Yaydın'ın son dönemde görevinden alındığını, uzaklaştığını gördük. Ne oldu? Yani bunları bilmiyoruz. Çok opak olduğu için Türkiye'nin bugünün politikası da tam olarak ne olup bittiğini de eskiden zaten zorlukla okurduk ve bu nelere mal oldu Türkiye için belli, işte görüyoruz. Darbe girişimleri dahi yaşandı. Şimdi bir de böyle bir Türkiye var. Burada bu nereye gider, ne olur? Hiç haber dahi yapılmayan, yazılamayan bir Ankara kulisleri durumu söz konusu. Evet. Peki mesela bir muhalefet açısından ya da işte iktidarın diğer ortağı yani MHP açısından da bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yani bunlar için İdlib ne anlam ifade ediyor? Bir kere bir politika yok. Yani Ankara'da işte politika varmış gibi konuşuyoruz ama ne muhalefet tarafında aslında ciddi bir politika var bu konuyla ilgili. Şimdiye kadar muhalefet de iktidar ne yapsa ona onay vermiş olduk. Beka meselesi, bir vatan millet meselesi olduğu gibi hep yorumlar yapıldı. Ama şimdi bugün gelip de işte İdlib'de de bunlar yaşanınca hakikaten bu sefer Türkiye'den, ordudan askerlerin ciddi bir şekilde canı yanmaya başlayınca, Suriye'de de bir barışın veya bir barış masasının kurulmayacağı şu aşamada bir kere daha net biçimde ortaya çıkınca, Suriye savaşı uzatıldıkça uzatılmış hale giderken, Türkiye'nin de buna ateşi odun attığı bir politika ortamı oluşunca, şimdi bu politika dediğimiz aslında iktidarın politikası sadece. Farklı bir şey öneren olmadı. Şimdi muhalefetin de burada itiraz hakkı çok fazla yok. Ya bugün bir dakikada gelmedik. Bunca zamandır tezkerelere hep onay verirken, hiç farklı bir şey söylemezken, iktidarın işte bu dediğim gibi biraz önceki Suriyeli mültecilerin gönderileceği hayalini satmasına destek olunurken adeta, şimdi ne olacak? Burada yani bir itiraz durumu da bence çok mantıklı gelmiyor bana bu saatten sonra. Yani hatırlarsanız Barış Pınarı döneminde barış sözcüğünü ağzına alanlar hala bugün davaları devam ediyor, bazıları tutuklu. Şimdi ne yapacağız peki bugünkü tablonun karşısında? Evet. Peki, sizin öneye çok çok teşekkürler bu bölüm için. İkinci bölümde tekrar bağlanacağız çünkü meselenin uluslararası boyutu da var. Yani Türkiye'nin dış politikası açısından baktığımız zaman Rusya ve Amerika ile ilişkiler açısından Jeffrey'nin söyledikleri var ve o da çok tartışılıyor. Evet. Jeffrey'nin sözleri de çok tartışılıyor. Bunları da soracağız. Şimdi teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Hediye Levent, Sezin Öney meselenin Türkiye'de algılanış biçimini çerçevelendirdi. Aynı zamanda tabii siyasal iktidar ve muhalefet açısından da yine şey yaptı. Peki mesela gerçekten şeye baktığımız zaman, işte kamuoyuna baktığımız zaman Türkiye'de İdlib meselesinin bir gazeteci olarak yani tam olarak anlatılabildiğini söyleyebiliyor muyuz? Yani halkın, yani şöyle bir şey var, yani sahadaki gerçekle Türkiye'de verilen İdlib haberleri ne kadar birbiriyle uyumlu? Büyük ölçüde birbirine zıt. Yani birincisi zaten Türkiye'de medya derken, daha doğrusu büyük kitlelere ulaşan medyanın yaptığı yayın zaten ortada. Hani propaganda süreçleri ilerliyor. Diğer taraftan dış politika gereğinden fazla, özellikle Suriye meselesi gereğinden fazla iç politikaya dahil oldu. Bu duruma sarmala da, daha doğrusu kısır döngüye sık sık muhalefet de düşüyor. Hatta buna örnek olarak en son CHP'nin içimiz yana yana, işte anayasaya aykırı olsa da tezkereye evet oyu vereceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yani CHP'nin şu anda neler düşündüğünü hepimiz de merak ediyoruz açıkçası.
Yakında belki bir açıklama yaparlar İdlib konusunda gelinen nokta düşünüldüğünde. Çünkü muhalefetin de ciddi payı var. Tek başına hükümeti suçlayamaz hiç kimse mevcut dış politik durumda. Diğer taraftan sadece İdlib meselesi değil, Türkiye'nin genel olarak dış politikasının halka kamuoyuna yansıtılmasıyla ilgili ciddi dezenformasyonlar var. Bu noktada da şunu belirtmek lazım. Şimdi insanlar birkaç yıl öncesine kadar ana hatlarıyla sadece birkaç tane komşu ülkenin adını biliyorken bugün her gün neredeyse en az iki bölge ülkesiyle ilgili uzmanlık derecesinde bilgilere vakıf olmak zorundalar ki akla karayı seçebilsinler ya da doğruyla yanlışı seçebilsinler. Yani insanlar bir gecede Kasım Süleymani'yi tanımak zorunda kalıyorlar, ertesi gün Hafter'i tanımak zorunda kalıyorlar, bir başka gün işte Suudi Arabistan kralının kim olduğunu öğreniyorlar detaylı bir şekilde. Bu çok ciddi bir bilgi kirliliği de yaratıyor. İnsanların algılaması da çok kolay değil bunu. Aynı zamanda ciddi bir bilinçli dezenformasyon süreci var. En basit işte birkaç cümlelik açıklamalardan böyle destan yaratma, işte ne bileyim zafer devşirme gibi girişimlerle çok sık karşılaşıyoruz. Başka bir mesele de şu, yani insanlar ilginç bir şekilde çok da vakıf olmadıkları sahalara ilişkin biraz o yüksek perdeden milliyetçi söylemler üzerinden hani resmi açıklamalara inanma gibi bir eğilim de gösteriyor. Hükümeti desteklesin, desteklemesin, böyle bir eğilim de söz konusu. Ama şunu belirtmek lazım, belki hala bizim ana akım basında değil sadece muhalif olarak kendini adlandıran basında bile İdlib'deki silahlı gruplara muhalif deniyor. Şimdi eğer o gruplara biz muhalif dersek halk da onları normal sivil ya da işte devletle hesabı kapanmamış haklı davası olan muhalifler olarak görür. İdlib'dekiler cihatçı. Yarın bu insanlar Türkiye'ye geldiği zaman ya da Türkiye sınırlarına yığıldığı zaman hayır biz vazgeçtik, bunlar muhalif değilmiş aslında cihatçıymış şeklinde bir U dönüşü de yapamayacaklar. Halkın kafasını karıştıran böyle hani tanımlamalarla ilgili şeyler de var. Ciddi bilinçli ya da bilinçsiz hatalar da var, sıkıntılar da var. Aynı zamanda tabii hala işte bugün de mesela muhalif olarak kendini adlandıran basında da çok korkunç haberler de yayınlandı İdlib meselesiyle ilgili. Velhasıl genel durum iyi değil. Ya, genel itibariyle bir İdlib uzmanları çokluğu içerisinde aslında her konuda çok tabii biz aslında bunu da yaşıyoruz. Peki şimdi bu şu mülteciler meselesini de istersen bir değinelim. Ya da İdlib'tekiler kim? Yani sivil halk için söylüyorum bunu. Ortalama işte sayılarıyla ilgili olarak çeşitli ya yani birbirinden farklı iddialar da var. Diğer yandan bunların hepsi sanki rejim işte karşıtı, Suriye yönetimi karşıtı ya da birçoğu Suriye işte yönetimi aşığıymış gibi davranılıyor. Yani o bölgedeki insanlar için neler söyleyebiliriz? Zaten 2015'te İdlib Nusra cephesinin eline geçtikten hemen sonra hatırlayacak olursak o zaman Nusra cephesi daha adını değiştirmemişti. Heyet-i Tahrir-i Şam falan da olmamıştı. Ahrar-ı Şam ve Nusra cephesi ele geçirmişti İdlib kentini. O dönemde Nusra'nın saldırısıyla birlikte şehirden kaçanlar kaçabildi. Zamanla Suriye içlerine doğru, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelerden bahsediyorum, kaçabilenler kaçtı büyük ölçüde. O yüzden aslında İdlib'de bulunanların ağırlıklı olarak yani Suriye ordusu ya da yönetim karşıtı olduğunu söylemek mümkün. Ama aynı zamanda İdlib'de çok sayıda Suriyeli ve hatta Arap olmayan cihatçı da var. Mesela Türkistanlılar var vesaire, hani Çeçenler var, diğer gruplar da var, aslında bunlardan da bahsetmek lazım. Diğer taraftan sayı ile ilgili işte 3 milyona çıkaran var, 2,5 milyon var, 1 milyon diyen var, işte hani sınıra yığılan 1 milyon, hatta geçenlerde Jeffrey mesela 700 bin dedi, son 1 milyona çıktı. İdlib'i az çok biliyorum, görmüş yani birkaç kez gördüm. Yani İdlib kent merkezini ya da o şeyi düşündüğümüz zaman İdlib zaten 3 milyonu kaldırabilecek bir yer de değil. Hani oradaki nüfusun en fazla 1,5 milyon olduğunu söyleyebiliriz, o da en fazla maksimum. Çünkü zaman içinde zaten İdlib'den ayrılanlar da oldu. Bu geçtiğimiz son 1-2 yıl içinde.
Bir başka noktayı daha aktarmak lazım. Bizim basında hiçbir şekilde yer almayan önemli bir nokta var. Son birkaç haftadır Suriye içlerine doğru koridor açıldı. Oradan da bir işte şeye göre... Bazı kaynaklara göre 30 bine yakın, bazı kaynaklara göre 50 bine yakın insan Suriye ordusunun kontrolündeki bölgelere geçti şeklinde bilgiler de var. Tabii bunu da teyit etmek çok mümkün değil, sayı olarak söylüyorum. Dolayısıyla göçmen olarak, yani mülteci olarak bu insanların ağırlıklı olarak cihatçılarla işbirliği yapmış militanlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sivil olarak adlandırdığımız kısımda ağırlıklı olarak bu silahlı kesimin aileleri, çocukları, eşleri, anneleri, babaları olacak. Dolayısıyla aslında kaçamayanlar da var galiba. Sivil yani kesimin çok az ama o. Evet. Oldukça az. O yüzden şey var aslında, sadece bu Türkiye sınırına yığılacak olan cihatçı ya da cihatçılarla işbirliği yapmış silahlı grup mensupları değil, aynı zamanda sivil olarak adlandırdığımız o kadınlar, çocuklar, aileler kısmı var ya, onlara da özel programlar hazırlanması ya da özel hazırlık yapılması gerekiyor Türkiye'de. Hmm. Eğer Türkiye almayı kabul ederse. Evet. Peki şimdi ne yapalım? Saatlerimiz 21.40'ı gösteriyor. Şu kısmına da değinmek lazım. Türkiye açısından mülteciler ne ifade ediyor? Biz mültecileri, yani daha doğrusu sivilleri bir şekilde orada tarif etmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'nin şöyle bir söylemi var. İşte sınırımıza yığılacaklar. Oysa Suriye krizinin en başlarında Türkiye çok sayıda insanın kendisine gelmesini istiyordu. Ama 100 bindi fakat, maksimum o zaman kontrolden 100 çıktı. Şimdi artık galiba 5 milyona şey çıktı. Evet, bir tehlike olarak görülüyor herhalde. Tabii yani, Türkiye'de zaten İdlib meselesiyle ilgili Türkiye'nin bir takım endişeleri var. Türkiye'nin sadece oradaki tek derdi şey değil. Yani o sahada askeri varlığımı ben koruyayım, işte Suriye sahasından belki oradan bir toprak koparayım, işte ileride İdlib'i kendi Türkiye sınırlarına katayım. Böyle bir şey değil aslında. Türkiye de aynı zamanda İdlib'deki silahlı grupları kendi güvenliğine tehdit olarak görüyor kesinlikle. Bu gruplar çünkü Türkiye'nin de çok fazla kontrol edebileceği gruplar değil. Zaten Avrupa ülkeleri bundan oldukça rahatsız ve açıkça dile getiriyorlar. Böyle bir güvenlik endişesi de var Türkiye'nin zaten. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca Türkiye başta olmak üzere, mesela Almanya açıkça söyledi zaten. Avrupa ülkeleri bunların, bu kitlenin Suriye içinde kalmasını sağlamaya çalışıyor. Evet. O yüzden yani mülteci vesaire diye resmi açıklamalara yansıdısa da aslında Türkiye'nin İdlib'den gelecek olan kitleye ilişkin bence bilgisi, yani yeterli düzeyde bilgisi var yani. Evet. Peki şimdi bir ara verelim. Saat başında tekrar birlikte olalım.